Gaziantep Valiliğine atanan Kemal Çeber görevine resmen başladı. Rize Valiliğinden Gaziantep'e atanan Kemal Çeber düzenlenen törenle resmen görevine başladı. Polis merasim bandası görev sürelerinize hazırdır Sayın Vali. Hazırdır. Sol. Merhaba. Sol. Nasılsınız? Sol. Çok yaklaşmıyoruz. Evet abi. Arkadaşlar geriden çizgiyi koruyarak. Artık kadim bir şehirdeyim. Evliya Çelebi'nin deyimiyle şehri ayın tabi cihan, dünyanın göz bebeği şehir Gaziantep'teyim. Sizlerle beraberim. Sizlerle beraber, hepinizle beraber bu şehre hizmet etmeye, Gaziantep'lilere, sevgili hemşerilerime hizmet etmeye gayret edeceğim. Malum 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadı ülkemiz. Hepimiz acısını içimizde hissettik. Ve bu deprem afetinden en çok etkilenen illerden birisi de Gaziantep oldu. Özellikle Islahiye ve Nurdağ ilçelerimiz afetten çokça etkilendi. Bir kısmınız biliyordur, ben de o süreçte Ramazan ayının da içerisinde olduğu 36 günlük bir periyotta Nurdağ'ında hizmet etmeye gayret ettim. Oradaki hemşerilerimizle hemhal olduk. Acılarını paylaştık. Dertlerini gidermeye gayret ettik. Yakından olayları gözlemledik. Bu boyutuyla ilimizdeki duruma o zamanki tecrübelerimizle hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ama devletimizin, milletimizin ve ilimizin ne kadar güçlü olduğunu bize afet sırasında herkese gösterdik. Üzerinden çok fazla bir zaman geçmedi. Afetin olduğu günden benim geldiğim güne kadar çok önemli faaliyetlerin yapılıp gelişmeler sağlandığını takip ettim. Bizim bulunduğumuz dönemde de yine burada bulunan arkadaşlarımızla güzel hizmet etmeye çalıştık. Ve ben ayrıldıktan sonraki bu iki ayda da geldiğim ilk gün Sayın Bakanımızla 5 gün evvel bayramın ilk günü Nurdağ ve İslahiye'yi gezdiğimizde gördüm ki yine çok önemli yol kat edilmiş. Elhamdülillah ki böyle bir devletiz. Böyle bir iliz, böyle bir milletiz. Ve inşallah kısa zamanda her şeyi normale döndüreceğiz. Devletimizin ve ilimizin vaatlerini yerine getireceğiz. Biz uzakta olsak da Rize'de depremin olduğu anı buradaki kadar acıyla hissetmiştik. Ve o zaman takip edenler bilir, Rize'de çok güzel işler yaptık. 6000 küsur afetzede kardeşimizi misafir ettik ve oradan buraya tüm gücümüzü seferber ettik. Bir sloganımız vardı. Ben hep onu kullanırdım. O zaman afet çok tazeydi. Demiştik ki son can enkaz altından çıkarılana kadar hepimiz enkaz altındayız. Bu felsefeyle hareket ettik. Şimdi de sanıyorum şunu söylememiz lazım. Son hemşerimiz huzurlu, güvenli, sağlıklı yuvasına, kalıcı konutuna yerleşene kadar bu iş bitti diyemeyiz. O güne kadar tüm gücümüzle tüm hemşerilerimizin yanında olacağız. Ve son hemşerimizi de o afetin izinden tamamen kurtarana kadar işimiz bitti demeyeceğiz. Biz bunu yapabilecek güce, kudrete, imkana sahibiz.